Evet, analiz masasına teşekkür ediyoruz ve bugün röportajları ben Christopher Tombalık Makarna Wilkins yapıyor olacağım ve yanımda da Anıl Holy Phoenix Işık var. Anıl, ilk maç aslında iyi bir performans sergileyemediniz fakat ikinci maç çok iyi bir geri dönüş yaptınız. Ne diyeceksin bu seri hakkında? Çünkü iki maçta çok farklı iki dark message izlediğimize inanıyorum. Evet, ya ilk maç ne olduğunu söyleyeyim. Alt koridor olarak çok kötü bir matchup'ımız vardı. Malzar, Cine'ye karşı Varus, Zyra mıydı? MF. Zyra MF. Bu alt koridor zaten oyunun bitişi demek. Evet. Bunu vermememiz lazım ya da böyle bir şey yapmamamız lazım. Orada oyun bitti zaten aslında pick and ban ekranında olduğunu düşünüyorum. İkinci oyunda gerçek halimizi gösterdik. Ya Varus'una mı aldık? Eş Zyra. Ortalama bir koridor. %60'a 40 Zyra Eş'e daha iyi push oldukları için. Ama bu sefer alt koridorda dayanıp kuleyi erkenden vermeyip daha safe oynayınca Dark Pass'ın gerçek yüzünü gördüğümüzü düşünüyorum ben şahsen. Peki yeni kadroyla ilk maçınıza çıktınız, ilk serinize çıktınız ve bir birlik bir sonuç aldınız ki bu da aslında bir nevi TBF'nin revanşıydı. Her ne kadar sen o dönemde Dark Passage'de oynamıyor olsan da. İleriyi nasıl görüyorsun şu anda? Yani gelecek maçlarda nasıl performans sergileyeceğinizi düşünüyorsun? Çünkü Supermassive Lig'deki en güçlü takımlardan biri olarak görülüyor sizle birlikte. Yani orta koridorda bence büyük bir fark gördük. Immortor ile Nero arasında bunu söylemek istiyorum. Bu fark bizi TBF'de playofflarda çok büyük bir etki sağlayacak. Çok yararımız olacak. Alt koridorda ben kendimi gösteremedim bu seride açıkçası. Hem matchup olarak hem de alışamadım tam daha diyebilirim. Meta biraz zorlu. Ben de kendimi gösterdiğim zaman hem Toru hem ben hem de yani şu anda Move'da top lane'de gerçekten iyi. Ama Supermassive'e karşı ben de kendimi gösterince çok rahat edebileceğimizi düşünüyorum playofflarda. Evet, Holy Phoenix'e teşekkür ediyoruz. Kendisini burada ağırladık ve Dark Passage bu mücadeleden bir birlik sonuçla ayrıldı. Şimdi analiz masasına geri dönüyoruz. İleride yeni röportajlarla yeniden burada olacağız.